Evet, selamünaleyküm değerli takipçiler, değerli arı severler. Şilava Dik Bucak Köyü burası. Rakım 60 metre, denize 600 metre. Ormanlık yerdeyiz burada. Arılarımın katlarına bir bakacağım. Birkaç gün oldu bakmadım, 2-3 gün önce. Pek bir bal falan yoktu. Bugün Zeki arkadaşım var. Şu aşağıda bir benden 7-8 metre aşağıda. Onun arılarına baktık bugün. Onun katları güzeldi, kovanları güzel. Ben tabi arılardan bölme filan aldığım için hep bunlardan destek. Ondan biraz geriden geldiler. Arkadaşımız tabi o kadar bölme filan almadıydı. Ondan dolayı onun arıları biraz daha güçlü girdi. Bugün baktım gayet güzel bal getirmiş arkadaşın arılarına. Maşallah, subhanallah. Yani çok hoşuma gitti. Yani iki günde diyor bal yoktu diyor. 2 gün içinde fazla bir bal yoktu diyor. Bugün bazı kovanlarda yani 10-15 kilo, yani abartmayayım. Maşallah, subhanallah, bazı sırlamayı bile başlamış bazı yerleri. Videolarını atacağım, bunları seyredersiniz. Çok güzel bal gelmiş. Ben de merak ettim doğrusu, bakalım hani benim kovanlar geriden geliyor. Çünkü bölme falan çok aldım ben bunlardan. Zaten 5,5 kovanla şey yaptık. Şu anda 3 tane arımı, yine 5,5 kovanın 3 tane arısını katta çalıştırıyorum. Bölme ala ala. Diğerlerini de böldük. Yani şu anda da 30 tane falan, 27 tane falan bölme yaptık yani. Burası tabii ki belirli bir florası var ve belirli dönemde oluyor, doğal şeylerle. Ekim yok, bir şey yok. Hani bir Antalya veya Ege bölgesi, Aydın, Muğla, buralar gibi düşünmeyin. Oralarda ekimler oluyor. Ha işte devam ediyor böyle flora. Her şey peş peşe geliyor. Burada belirli dönemde var. Biz de sabit arıcılık yapıyoruz. Beni seyredenler bilir. Bir yerde gezginci arıcılık, yani benim zaten 51 yaşına gelmişim. Bu yaştan sonra belimiz bırkımız ağrıyor. Yeter daha artık. Yani karınca kararınca burada böyle devam ediyoruz. Şimdi uzatmayalım. İşte bakmaya geldim. Bir tane arıma baktım katlı kovanda. Onu iki sefer Supersedur'da destek vermiştim. Öyle şey, Supersedur'a gitmiş ve sonra destek vererek kata getirmiştim. Birazcık bugün, 2 gündür onda da hiçbir şey yoktu. Birazcık bal gelmiş yani. Yani 2-3 kilo kadar bir bal gelmiş. O da yavruları sonra çıkacağı için sonra yetişecek, yani 5-10 gün sonra. Şimdi zaten burada çalta dikenleri açmaya başladı. Yeni yeni açıyor. Ondan sonra kestaneler daha bir haftası falan var. Bir hafta sonra kestaneler açacak. Onlar da Haziran 26'sını 27'sine kadar devam ediyor. Mevsime göre 30'unu da buluyor. 25'inde de bırakıyor. Ondan sonra bakalım ne durumda. Bu arımız ne durumda merak ediyorum. Bir de bu arıma bakayım. Bir tanesine baktım, o durumdaydı. Şimdi bu arıma merak ediyorum. Buna bir tane 3 Haziran'da ham petek vermişim. Kabarsın diye. Şuraya. 19 çıtadaymış. Bakalım şu anda ne durumda. Bir bakayım. Azrallah, ezanı Muhammediye dokunuyor. Ezanı Muhammediye okunuyor. Ben bir durdurayım. Ezan okurken iş yapmak istemiyorum arkadaşlar. Videoyu bir durdurayım. Şöyle bir kalsın. Ondan sonra devam edeceğim. Evet, Ezan-ı Muhammed okundu. İşimize bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Tekrardan. Şimdi burada 3 Haziran'da verdiğim bir petek var. 19 çıtaydıydı. Bunu araya girmiştim. Direkt orta yere girmiştim. Bir bakalım bakayım. Bismillahirrahmanirrahim. İlk önce şu aslında verdiğim peteğe bir bakayım. Kabartma durumuna bakalım. Bugün 6 Haziran. Evet. Burada bayağı bir kabartmış. Biraz daha kabartılacak yeri var. İyi. Birkaç günlük daha işi var bunun.
Buradan birinci çerçeveden başlayalım. Hem bir meme kontrolü yapacağız. Evet, burada biraz bayağı bir balı var. Yaklaşık olarak 1 kilo, 1 kilonun üzerinde 1 kilo, 1 kilo diyelim, 1 kilo bir balı var. Fazla abartmayalım. 1 kilo bir balı var burada. Bu ikinci çerçevemiz. Burada o kadar yok. Burada 500 falan. Şurada bir meme var. Onu bozalım. İçinde bir şey yok bence ama yine de bozalım. Üçüncü çerçevemiz. Evet, kapalı yavru. Anarıyı altımıza almış. Altı almıştık. Maşallah çok güzel kapalı yavrusu var. Bunun daha çıkmasına var bu yavrunun. Köşelere, açık alanlara balları koymaya başlamış. Ama bu yavrunun daha çıkmasına bayağı var. Arkadaşlar. Bunu şöyle yanaştıralım. Az bir duman verelim hafiften. Bakın burada maşallah kenarları şişirmiş arkadaşlar. Buralar bal kemeri yapmış. Çok güzel, ortaları larva bunun. Anarımız tekrar yukarı mı çıktı acaba diye düşünüyorum. Azgıradan geç. Yok, günlük yok. Tamam. Meme de yok. Bayağı bir bal döşemiş. Burada bayağı güzel üstte sır var. Ağır bir çerçeve. Ama yine de yani 500 gram, 600 gram ancak vardır. Yavrular daha çıkacak çünkü. Ben bunları ızgara vereli daha 3 Haziran'da verdim arkadaşlar. Yeni verdim. Yani ondan böyle bir de. Burada bakın bayağı üstünü bu taraftan daha fazla. Üstünden biraz böyle şişirmiş iyice koymuş balı. Ortalar açılıyor. Ortalara da serpiştirilmiş çıkan yavruların yerine. Meme yine yok. Bu tarafta da yok. Evet. Şurada bir şey gördüm. Ama onda bir şey yok. O heves memesi gibi. Tamam. Ufak ufak bir şeyler geliyor arkadaşlar. Ben zaten ızgaraları yeni verdim. Çok bir zaman olmadı yani. Üste yavru vardı hep. Belki de alt katta vardır balı. Bakın bu biraz ağır gibi geldi bunun çerçeve. Evet. Bunda bayağı bir var bal. Bunda yaklaşık 1 kilo bal var. Parlamış. Güzel. Bu güzel. Şuna bakalım. Evet, bir şeyler olacak inşallah. Bu kabartılıyordu bu çerçeve. Ufak polenler var. Ufak ufak serpiştirmiş balı. Şuna bakalım. Bu da yine kabartılan bir çerçeveydi. Evet, burada yavrumuz var. Üstüne balı getirmiş şu kısma. Yavrular var. Meme falan yok. Meme olmaması çok iyi. Demek ki ana arının feromon kokusu gayet iyi. Sıkıntı olmamış. Şuna bakalım. Son çerçeve. Evet, burada bayağı bir balı var. Kemer yapmış. Şuradan şöyle kemeri yapmış arkadaşlar. Ortalara da serpiştirmiş. Şurada bir tane meme yapmış. Bir bakalım onda var mı bir şey. Evet, bunda da hiçbir şey yok.
O da boşmuştu. Tamam. 3 gün oluyor. 3 günde memeler belli olması lazımdı. Burada da bayağı bir balı şöyle hafiften kemer gibi yapmış. Çok fazla yok ama yine 300-400 gram var. Ufak ufak bir şeyler geliyor arkadaşlar. Daha vaktimiz uzun. Vakit var. İnşallah bir şeyler olacak. Şu anda zaten çaltıdan geliyor. Ben kestanenin daha çok olmasını istiyorum. Bu arı birkaç güne kadar daha da toparlayacak. İnşallah. O çerçeve şu ortaya koymuştuk. Ortadaydı. Onu yine yerine koyacağım. Buradan Ahmet Üstünoğlu kardeşime, Kandıra'dan Ahmet Üstünoğlu kardeşime özellikle çok teşekkür ediyorum. Bu arıları ondan aldım. Karnıyol arılar bunlar. Bundan önce çizmelerle, maskelerle ve arıcı pantolonlarıyla arıya baktığımız halde arı bir sürü sıkıntı yapıyordu. Hani bu arılarda yapmıyor mu? Evet, ufak tefek bazen atlamalar yapıyor. Ama önemli değil, o kadar değil. Yani bakın görüyorsunuz maskesiz bakıyoruz yani arıya. Ben bunun alt katlarını da açtım. Alt katlarını da açıyorum. Yani karnıyor arkadaşlar, karnıyor. Yani ne kadar arı 2 kilo eksik bal getirsin. Olsun, sakin ve keyifli bak. Yani burada çayını çorbanı iç ya arkadaşlar ya. İçinde yat bunun arının. Ahmet Üstünoğlu kardeşime teşekkür ediyorum. Birkaç hattı vardı. Biri danaydı. Biri neydi o? P ile başlayan. Unuttum şimdi. Pernaydı. Perna hattıydı galiba. Yani birkaç hattan arılar var burada. Allah'a çok şükür. Bak, maskesiz bakıyoruz arkadaşlar. Herkese bereketli sezonlar diliyorum. Yani keyiftir böyle saldıran arıyla uğraşmak var ya, insana sıngın ediyor. Yani çayını çorbanı iç arkadaşlar, burada koy masanın üzerinde otur yani. Zaman gelir tabi agresifleştiği de oluyor. Ne zaman? Aç olduğu zaman. Akşam saatlerinde olabilir. Öyle. Allah'a emanet olun. Herkese bereketli sezonlar diliyorum buraya kadar izlediğiniz için.